Evet, herkese merhaba. Ankara'da faaliyetlerine devam eden Avrasya İncelemeleri Merkezi, AVİM'in düzenlediği ABD ve Ermenistan başlıklı webinara hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben ortaya çıkan uluslararası düzenin en önemli mimarı, en önemli bekçisi, en temel menfaat sahibi ve aktörü olan ABD'nin hem iç hem dış politikaları kuşkusuz dünyadaki tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Ve Türkiye için de bu durum geçerli. Türkiye ve ABD arasında gelişen ve zaman zaman olumlu, zaman zaman da olumsuz bir çizgide seyreden ve fakat hiçbir zaman çok da kolay olmayan ilişkiler söz konusu. Dolayısıyla özel olarak ABD-Türkiye ilişkileri üzerine odaklanan araştırmacılar dışında uluslararası siyasetin diğer alanları hakkında da çalışmalar yürüten kişilerin ve her zaman ABD'de yaşanan ve ABD ile ilgili yaşanan süreçleri yakından takip etmeleri gerekiyor. ABD'den çok farklı olarak Ermenistan dünya siyasetinde önemli aktörlerden bir tanesi değil. Ancak Kafkasya, Geniş Karadeniz bölgesi ve Hazar bölgesindeki konumu itibariyle bu bölgelerdeki jeopolitik süreçlere etki etmekte ve bu dolayımla zaman zaman küresel siyasette de adı anılmakta. Bunun yanında Ermenistan'ın ABD gibi kurucu bir gücü olduğu için değil, aksine bahsi geçen bölgelerde bir takım sorunların nedeni olması veya var olan sorunların çözümlenememesine neden olan politikaları sebebiyle oyun kurucu değil, daha ziyade oyun bozucu bir aktör olarak bir öneme sahip. Bölgesel konumunun yanında özel olarak Türkiye açısından ise Ermenistan tabii ki Türkiye'nin doğu komşusu olması sebebiyle bir öneme sahip. Ve bunun dışında da hepimizin bildiği tarihten gelen anlaşmazlıklar sebebiyle de dikkat edilmesi gereken bir ülke Ermenistan. Hem ABD hem Ermenistan az önce ifade ettiğim nedenlerden dolayı Türkiye için sonuçta önemli ülkeler. Ve bu sebeple bu iki ülke arasındaki ilişkilerin takibi Türkiye açısından önemli. Bugünkü webinarımız işte bu düşünsel çerçeve içerisinde ortaya çıkmış bir AVİM etkinliği. Webinarımızda çok önemli bir konuşmacıyı, Sayın Uluç Gürkan'ı konuk etmekteyiz. Eminim ki dinleyicilerimizin pek çoğu Uluç Gürkan'ı çok yakından tanıyor. Fakat ben yine de kısaca Uluç Bey'in özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Uluç Gürkan yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 1968-1991 yıllarında Anka Ajansı ile Devrim, Sabah ve Güneş gazetelerinde çalıştı. Bu dönemde 1982 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 1990 yılında İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi. 1990 ve 1991 yıllarında ayrıca Örsam Öymen ve Bülent Dikmener haber ödüllerini aldı. Gazetecilik mesleğinin yanında Sayın Gürkan 1991-2002 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 dönem Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde TBMM Başkan Vekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Başkan Yardımcısı oldu. Halen ODTÜ ve Ufuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Gürkan'ın Ermeni sorununu anlamak, ön yargıları aşmak, nefretten arınmak, Ermeni sorununu anlamak, Malta yargılaması 1919-1921 ve Atatürk'ün izinde Türkiye dünyayı değiştirecektir başlıklı kitapların yazarıdır. Ben sözlerimi, girizgahımı bu şekilde tamamlamak istiyorum. Sayın Uluç Gürkan, söz sizin efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tuncel. AVİM'e başkan değerli sevgili sınıf arkadaşım, büyükelçimiz
Alev Kılıç'ın da şahsında bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, belki okumuşsunuzdur. Bir süre önce ünlü yazar, şair, düşünür Özdemir İnce değinmişti. Osmanlılar Ermeni sorununa Ermeni gailesi dermiş. Yani Ermeni derdi, Ermeni sıkıntısı, hatta Ermeni belası. Ben doğrusu bu tanımlamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile NATO zirvesi görüşmesinin sonrasında, hamdolsun 1915 meselesi gündeme gelmedi deyince ister istemez anımsadım. Bu nasıl bir gaileydi ki, nasıl bir gaile olmalıydı ki görüşme öncesinde Biden'ın soykırım hezeyanını mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı olarak niteleyen, haklı olarak ve Türkiye'nin rastgele bir ülke olmadığını söyleyen, bu nedenle görüşmesinde gündeme getirmeden geçmemiz mümkün değil diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görüşme sonrasında bu konu gündeme gelmediği için şükretmeyi tercih etmişti. Birlikte bu konuda bir düşünce provokasyonu yapalım istiyorum. Ermeni gailesi başlarken şunu vurgulamam gerekir ki ABD patentli bir emperyal projedir. Temelleri 200 yıl kadar önce, 19. yüzyıl başlarında önce dini sahiplerle atılmıştır. 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı ile birlikte de siyasal bir içerik kazanmıştır. Bu konuyu açmadan önce kısaca bazı hepinizin bildiği konuları anımsatacağım. 1789 Fransız İhtilali, yükselen milliyetçilik dalgası, Balkanlarda Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar ve Arnavutlar ayaklanmış, amaçları Osmanlı'dan kopup ulusal benliklerini oluşturmak ve kendi devletlerini kurmak. Avrupa devletlerinin desteğiyle de bu amaçlarına ulaşmışlar. Balkanlardaki bağımsızlık hareketlerinin Osmanlı Ermenilerini de etkilediğini biliyoruz. Onlar da Doğu Anadolu odaklı, Kafkaslara da uzanan bağımsız bir Ermeni devletinin hayalini kuruyorlardı. Bu hayalleri doğrultusunda da Çarlık Rusyası ve üzerinde pek durulmuyor ama ABD tarafından kışkırtılıyorlar. Durmaksızın da her fırsatı isyana çeviriyorlardı. Bu dönemde Birinci Dünya Savaşı başlayıncaya kadar gerçekleşen Ermeni isyanlarının sayısı Osmanlı kayıtlarında 30'u aşıyor. Ermeni kayıtlarında ise 40'a varıyor. Buna rağmen Ermeniler Osmanlı Devleti'nden kopmadılar ya da kopamadılar. Bağımsızlıklarını kazanıp vatanımız dedikleri Doğu Anadolu'da devletlerini, hayal ettiği devleti kuramadılar. Önemli bir neden, Balkanların aksine Ermenilerin yaşadıkları Osmanlı topraklarında azınlıkta olmalarıydı. Bir başka neden de Ermenilerin bir kısmının o işte sadık millet, milleti sadıka sözü doğrultusunda Osmanlı'dan yana tavır almalarıydı. Bir örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine Türkler Hristiyanları kırıyor, Ermenileri yok ediyor yazıları çıktığında bu konuda o tarihte Washington'da büyükelçi, Osmanlı büyükelçisi olan Ermeni asıllı büyükelçinin Amerikan Dışişleri Bakanlığı'yla böyle bir nota karşılıklı NATO'lara girişmiş olması. Ermeniler aslında 17. yüzyılın ortalarından itibaren Rusya'nın ilgisini çekmeye başlamıştır. Ve bu ilgi Birinci Dünya Savaşı'na giderek kadar artmıştır. İlginin Rusya bakımından başlıca iki nedeni var. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu'nu kendisine önemli bir rakip olarak görüyor. Kendi güvenliği için Osmanlı ile sınırları arasında bir Hristiyan tampo bölge oluşturmayı bir çıkar olarak elde tutuyor. İkincisi
geleneksel güneye inme politikasına bu yoldan da kapı açmayı düşünüyor. Bir ucu Balkanlar olan bu güneye inme, Akdeniz'e ulaşma politikasının, Mezopotamya ayağının Ermeniler vasıtasıyla Anadolu'da olmasını hedefliyor. Bir ucu da Balkanlar. Ermeniler Rusya'nın bu projesinin bir parçası olmanın avantajını kullanarak bağımsızlıklarını kazanma umudunu muhafaza etmişlerdir. Ruslarla işbirliği neticesinde Ayestefonos ve Berlin anlaşmaları vasıtasıyla da uluslararası gündeme gelmeyi ve büyük güçlerin dikkatini çekmeyi de başarabilmişlerdir. Açık anlatımıyla Ermeniler bağımsızlıklarını kazanabilmek amacıyla yayılmacı Rus politikalarının bir aracı olmayı gönüllü olarak kabul etmişler ve bu uğurda Osmanlı'ya isyan etmişler. Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı topraklarının işgalinde müttefiklerinin safında fiilen savaşa katılmışlardır. Sevr Antlaşması'nda Ermeniler savaşan taraf olarak imzacıdırlar. Bu nedenle Ermeniler Profesör, Amerikalı tarihçi Profesör Edward Erickson'ın başta Ottomans and Armenians, Osmanlılar ve Ermeniler adlı çalışması olmak üzere kitaplarında ve makaleleriyle önceki AVİM webinarlarında hiçbir tereddüde mahal kalmadan açıkladığı üzere askeri bir tehdit oluşturdukları gerekçesiyle Birinci Dünya Savaşı sırasında toprakları işgale uğrayan Osmanlı hükümeti tarafından sevk ve iskan uygulaması kapsamına alınmıştır. Ermeni ailesinin ortaya çıkmasında Rusya'nın rolü hiç kuşkusuz çok önemlidir. Ancak ABD'nin rolü de ihmal edilmemelidir. ABD'nin rolü belki de Rusya'nın rolünden çok daha kuvvetli ve sistemlidir. Amerikalılar, daha doğrusu bir ifadeyle Amerika'da evangelist düşünceye kapılan protestanlar Ermenilere 19. yüzyılın ilk yıllarından itibaren ilgilerini yoğunlaştırmışlardır. Öncelikle dinsel kaynaklı bir ilgidir bu. ABD'de Ermeni ilgisinin emperyal bir proje olarak siyasal içerik kazanması, başlangıçta da söylediğim gibi 20. yüzyıla dönüldükten sonra gerçekleşmiş ve Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ABD devleti ve halkının bilinçaltında, burada birinci slaydı koyabiliriz, Profesör McCarthy'nin The Turk in America adlı kitabının kapağında da vurguladığı gibi kalıcı, süregelen bir ön yargı olarak perçinleşmiştir. Bu konuda Just Martin'in kitabından bazı alıntıları paylaşacağım. McCarthy, Amerika'da yaratılan tek becerileri katliam olan yeteneksiz ve tembel Türk imajının öncelikle kiliseleri tarafından Orta Doğu ve Balkanlara gönderilen Kalvenist misyonerlerin işi olduğunu belirtiyor. Misyonerlerin hem Balkanlarda hem de Doğu Anadolu'da isyanları sahiplendiklerini, Türklerin isyanları bastırmak için yürüttüğü mücadeleyi Hristiyan katliamı olarak yansıttıklarını, buna karşın isyancıların Müslümanlara yaşattığı acıları bütünüyle görmezden geldiklerini çarpıcı örnekleriyle anlatıyor. McCarthy'ye göre Amerikan basını da misyonerlerin bu tek yanlı çarpıtmalarını hemen her gün gerçekmiş gibi yansıtınca Amerikan kamuoyundaki kökleri Avrupa'ya kadar giden Türk düşmanlığı iyice körüklenmiştir. Burada Avrupa kaynaklı Türk düşmanlığı konusunda üç cümlelik küçük bir parantez açmak istiyorum. İkinci slaydı koyabilirsek, yeni slaydı. İsveç'in
eski Türkiye Büyükelçilerinden Eric Corner, Turkey in 21st Century adlı kitabında Avrupalılık kimliğinin Türk düşmanlığı temelinde şekillendiğini belirtmektedir. Şöyle diyor Eric Corner, Avrupalılık kimliği Türklerin İslami yayılmacılığına karşı mücadele sürecinde gelişmiştir. Bu nedenle Hristiyanlığın İslam'a, dolayısıyla Avrupa'nın Türklere karşı tutumu soğukluk ve umursamazlık biçimindedir. Dini önyargılar temelinde gelişen bu düşmanlık, Avrupa'dan Amerika'ya göçenlerin bilinç altında oraya da taşınmıştır. Zamanla da misyonerlerin etkisiyle bu düşmanlıkta Türk kimliği, İslam kimliğiyle bütünleşmiş, hatta önüne geçmiştir. Şimdi burada bir soru sormak gerekiyor. Amerikan misyonerlerinin halklarının çoğunlukla Hristiyan olan Balkanların yanı sıra Orta Doğu'nun nüfus çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı topraklarında ne işleri vardı? Bu soruya da McCarthy'den ve başta üçüncü slide'ı koyabilirsek Tarsus Amerikan Koleji'nde hocam da olan Frank Stone'un Academies for Anatolia adlı kitabı ve diğer okumalarımdan şöyle bir yanıt verebilirim diye düşünüyorum. Amerika'da Kalvinist Protestan mezhebi 18. yüzyılın son 10 yılında evangelist bir karakter kazanmış, İsa Mesih'in yeryüzüne dönüşüyle ilgili inançları iyice öne çıkmıştı. Kalvinistlere göre İsa Mesih yeryüzüne dönüp tüm ulusların Deccal güçlerine karşı Armagedon savaşını yapması ve egemenliğin Allah'a ait olduğu krallığını kurması önü alınamaz bir gerçeklikti. Ancak bu kendiliğinden olmayacaktı. 11 Eylül 2001 İkiz Kule saldırılarından sonra o tarihteki ABD Başkanı George Bush'un da bir veya birkaç konuşmasında dile getirdiği gibi yerine getirilmesi gereken bazı şartları vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kısa sürede yıkılması, Yahudilerin Filistin'e geri dönmesi, Yahudiler ve Müslümanlar da dahil dünyanın tüm uluslarına İncil'in vaaz edilmesi gibi. İşte bu amaçla Armagedon Savaşı'nın ortamını oluşturmak üzere 1819 yılında kurulan American Board of Commissioners for Foreign Missions tarafından görevlendirilen iki misyoner, Plinky Fisk ve Levi Pearson, 3 Kasım 1819 itibariyle Filistin'e ayak basmıştır. Böylece başlayan misyonerlik faaliyetleri hızla gelişmiş ve alabildiğine büyümüştür. Bunda Osmanlı Devleti'nin islahat fermanı ve kapitülasyon anlaşmaları ile gayrimüslim azınlıklara verdiği ayrıcalıklar etkili olmuştur. Ötesinde Osmanlı Devleti'nin çok milletli ve etnik kökenli yapısı da misyonerlik faaliyetleri için son derece uygun bir ortam oluşturmuştur. Osmanlı yönetimi altında Balkanların ötesinde Anadolu'da ve Orta Doğu'da yaşayan Rum, Ermeni, Yahudi, Marudi ve Dürzi etnik kimliklerine mensup gruplar Batılı büyük güçler tarafından parsellenmiştir o tarihte. Osmanlı yönetimindeki Lübnan'da Marunileri Fransızlar, Dürzileri İngilizler, Anadolu'daki Ermenileri ise Amerika Birleşik Devletleri sahiplenmiştir. Filistin'e dönecek Yahudiler de bir anlamda İngilizlerin ve Amerikalıların ilgisine bırakılmıştır. Amerikalı protestan misyonerlerin Kalvinist, öncelikli amaçları Hristiyan olmayan Osmanlı tebaasını Hristiyan yapmaktır. Ancak bunu başaramamışlardır. Ne Yahudileri ne de Türk, Kürt, Müslümanları din değiştirmeye ikna edememişlerdir. Bu nedenle de Ortodoks Rum ve Ermenileri protestanlaştırmaya yönelmişlerdir. Bu konuda Rumları da etkileyememişlerdir. Buna karşın Ermenilerden karşılık bulmuşlardır. Bu süreçte faaliyete geçirdikleri çok sayıdaki dini, eğitim ve sağlık kurumlarıyla Ermenilerin arasında
Osmanlı'dan bağımsız, Rusya ile de din mezhep bağı olmayan milli bilincin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Profesör McCarthy bunu milliyetçilik hareketlerinin yükselmesini Ermeniler arasında oldukça ayrıntılı biçimde açıklıyor. Nitekim Anadolu'da kısa sürede cemaati bütünüyle Ermenilerden oluşan 163 kilise kurulmuştur. Ayrıca Amerikalı protestan misyonerlerin Ermeni cemaati arasında sıcak karşılanmasının bir diğer sebebi olan sağlık hizmetleri kapsamında misyoner doktorların görev aldığı 9 hastane ve 10 dispanser açılmıştır. Misyonerler 19. yüzyılın ikinci yarısında eğitim faaliyetlerini de hızlandırmışlardır Ermenilere dönük olarak. 20. yüzyıla girildiğinde Amerikan misyonerlerinin yönetiminde 80 lise, 8 yüksek kolej ve 18 yatılı kız okulu açılmıştır. İstanbul, İzmir, Antep, Kayseri, Talas, Mersin, Tarsus, Harput ve Merzifon'daki bu okullarda Justin McCarthy'ye göre 15 bin, Frank Stone'a göre 20 binin üzerinde tamamına yakını Ermeni olan öğrenci, sayıları da 1500 bulan misyoner tarafından eğitilmektedir. Okullardaki yetenekli Ermeni gençleri ABD'ye götürülmektedir. Burs verilip Amerikan üniversitelerine yerleştirilmektedir. Uygun bulunanlar ABD vatandaşlığına alınmaktadır. Diğerleri Türkiye'ye gönderilerek misyonerlerin eğitim ve sağlık kurumlarında görevlendirilmektedir. Bir başka görev yerleri de Amerika'nın açtığı konsolosluklardır. Misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki bu faaliyetleri çerçevesinde Amerika'ya kayda değer bir Ermeni göçü olduğunun da altını çizmemiz lazım o tarihlerde. Amerika'ya yerleşen Ermeniler örgütler kurarak Türk düşmanlığı üzerinden kendi milli bilinçlerini oluşturma çalışmalarına da yoğunlaşmışlardır. Misyonerlerin başlangıçta söylediğim gibi bu durumda da Osmanlı Büyükelçisi Mavroyoni Bey, Ermeni asıllı, ile Amerikan dışişleri yetkilileri arasında notalar savaşı doğmuştur. Misyonerlerin bu faaliyetleri Amerika'da sivil toplum kuruluşlarını da seferber etmiştir. Birbiri ardına yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Örneğin Amerika'nın en dini içerikli gazetelerinden biri olan Christian Herthat editörü Kloş galiba Ermeniler adına para toplamaktadır. Toplanan paralar da genelde bölgede görev yapan Amerikan misyonerlerine verilmektedir. New York Ticaret Odası bu arada Amerika'nın en büyük sivil yardım kuruluşlarından biri olan The National Armenian Relief'i, Ulusal Ermenilere Yardım Komitesi'ni kurmuştur. 160 organizasyonun destekçileri Amerika'nın önde gelen figürleridir. Ünlü finansörler ve hayırseverler, bir dizi Rockefeller, John Rockefeller dahil, yüksek mahkeme yargıcı David Brewer dahil, Amerikalı hayırsever Yahudi Jacob Schiff ve kilise liderleri Leonard Hosley gibi bu ünlü isimler yüz binlerce dolar yardımı kendileri yapmıştır. Amerikan halkı da battaniye, giysi ve yiyecek yağdırmıştır. Büyük bir bu bağlamda Ermeniler lehine, Türkler aleyhine Amerika'da ön yargı oluşmuştur. Bu arada ABD kamuoyunda Ermeniler hakkında oluşan hassasiyet, önceleri konuyla fazla alakadar olmayan ABD hükümetini de Washington'u da harekete geçirmiştir. Misyonerleri desteklemek ve güvenliklerini sağlamak üzere Sivas, Erzurum ve Elazığ'da ABD konsoloslukları açılmıştır. Şimdi bakın İzmir, İstanbul bağlantıları tamam, ticari ilişkiler var yok. Ama Sivas, Erzurum ve Elazığ'da ABD konsoloslukları ilginçtir. Bunların ne iş yaptığını o tarihte ABD'nin İstanbul'da görevli büyükelçisi olan Horace Maynard'ın Washington'a gönderdiği telgraf ortaya koymaktadır. Şöyle diyor:
Bu topraklarda yaşayan en eski halk olan Ermenilerin çetin bir tarihleri vardır. Anadolu'nun doğusunda yoğun biçimde bulunan bu halk, Türklerin bölgeye geçmesiyle büyük zorluklarla karşılaşmış, Türklerin hakimiyeti altında dinlerini korumakla beraber uzun yıllar köle gibi yaşamıştır. Bundan 30-35 yıl evvel bölgeye gelen Amerikalı misyonerler, çökmüş olan bu halkı tekrar ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiler. Elçiliğimiz ve konsolosluklarımız bu çabaların başarıya ulaşması ve Ermeni halkının korunması için elinden gelenin en iyisini yaptı. Ermeni halkını ayağa kaldırmak ne demek? 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarındaki 40'a yakın Ermeni isyanının başını çeken Hınçak ve Taşlak örgütlerinin sadece Ermenilerin çalıştırıldığı ABD konsolosluklarında korunup kollandığında sır olmaktan çıkarıyor herhalde. Misyonerler de Amerikan ve İngiliz gazete ve dergilerine bu konsolosluklara aracılığıyla imzasız mektuplar göndererek Osmanlı Devleti'ni Ermenileri sırf Hristiyan oldukları için topluca katletmekle suçlayan bir dizi sözde haber ve makalelerinde göndermektedir. Amerikan gazeteleri de bu mektupları sanki muhabirlerini gözlemleri, sağ gözlemleriymiş gibi yayınlamaktadır. Bir bakıma Amerika misyonerleri haber ajansı gibi çalışarak Amerikan ve Avrupa basınının Türkiye düşmanlığını körükleyen yayınlarının kaynağı olmuştur. Örneğin bir örnek Sasun ayaklanmasından verebilirim. Osmanlı güvenlik güçleri tarafından bastırıldı bu ayaklanma. Olayların bastırılması ile ilgili haberler Amerikalı misyonerler tarafından Avrupa ve Amerikan basınına yüzlerce Hristiyan'ın katledildiği biçiminde oldukça abartılı bir şekilde aksettirilmiştir. Bu öylesine büyük bir abartıdır ki İstanbul'daki ABD ve İngiliz büyükelçileri de düzeltmek zorunda kalmıştır. ABD büyükelçisi Alexander Terrell o tarihteki Washington'a yolladığı mektupta olaylar sırasında ölen isyancılar sayısının 28 olduğunu ve basında çıkan abartılı haberlerin yanlış, yanıltıcı olduğunu yazmıştır. İngiltere'nin büyükelçisi de yolladığı Londra'ya raporda ölen isyancı sayısını 25 olarak vermiştir. Osmanlı Devleti, Amerikan ve İngiliz büyükelçilerinde vurguladığı gibi birbirini izleyen kanlı Ermeni isyanlarını bastırmaya çalışmaktadır. Ancak ABD kimse olayın bu yanını görmemektedir ya da görmek istememektedir. Bu konuda çarpıcı bir örnek olay 20. yüzyıla gelindiğinde Washington'daki Osmanlı Büyükelçisi Ahmet Rüstem Bey'in olayıdır. Ahmet Rüstem Bey Washington Evening Star gazetesinde 8 Eylül 1914 tarihinde Amerikan basınının Türkiye aleyhtarı, Ermenileri sahiplenen ve Türkleri işte tembel katliamcı olarak yansıtan yazılarına karşı şöyle bir demeç vermiştir. İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'de Hristiyanlara katliam yapıldığı yalanını Amerikan kamuoyuna serdiklerini ve bu yalanı bahane ederek Türk limanlarına Amerikan savaş gemilerinin gönderilmesini istediklerini, Ermenilerin Hristiyan oldukları için değil, isyan ettikleri için Fransa, İngiltere ve Rusya'nın desteğiyle Osmanlı Devleti'ni zayıflatmaya çalıştıkları için cezalandırıldığını belirtmiştir. Demecinde Osmanlı İmparatorluğu'nun suçluya haberlere yer veren Amerikan basını da eleştirmiştir. Kimsenin Ermeni olayları konusunda Babali'yi suçlamaya hakkı olmadığını kaydederek, eğer Zenciler Japonlarla işbirliği yaparak ABD'yi işgal etmeye kalkışırsa Washington'un tutumu ne olur diye bir soru ortaya atmıştır ve arkasından Amerikalıların Filipinleri işgal ederken yerli halka uyguladıkları işkenceleri ve kendi ülkelerinde Zencilere uyguladıkları şiddeti örneklendirmiştir. Bu demeciden sonra Ahmet Rüstem Bey Washington tarafından istenmeyen kişi ilan edilmiştir ve 9 Ekim 1914 itibariyle de Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması tam ilk günlerinde Washington'u terk etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeniler arasında milliyetçilik bilincinin oluşmasına katkıda bulunan Amerikalı Protestan misyonerler, Amerikan ve Avrupa kamuoyunu
Türkiye'ye karşı yönlendirdikleri gibi Amerikan siyasetinde Ermeniler lehine kararlar yönde etkilemeye böylece başlayabilmiştir. Ötesinde Ermeni ailesinin 1789 Berlin Anlaşması ile uluslararası bir hale gelmesinde, uluslararası nitelik kazanmasında Amerikan misyonerlerinin Ermeni isyanlarını Osmanlı'nın Hristiyan katliamı olarak çarpıtmalarının payı olmadığı da söylenemez. Berlin Anlaşması taraf olmamasına karşın ABD'nin Ermeni politikasında da bir geçiş sürecinin belki de ilk başlangıcıdır. 1961-1965 yıllarında Amerikan sivil savaşından tek birlik olarak çıkan Washington, izolasyon politikasını, dış politikadaki izolasyon politikasını bütünüyle terk etmese de dünya sisteminde kendisine yer açacak fırsatları değerlendirmeye almaya başlamıştır. Bu bağlamda da Anadolu'dan Kafkaslara uzanan bir Ermenistan düşüncesi, ABD'nin deniz aşırı ilk emperyal tarihindeki deniz aşırı ilk emperyal projesi olarak seslendirmeye başlanmıştır. Bu süreçte ABD misyonerlerinin faaliyetlerinin bu proje doğrultusunda yeniden yapılandırdığının ve dini amaçları dışında siyasi ve ticari ekonomik görevler de üstlendiklerinin altını çizmeliyiz. Bu konuda ABD'nin en köklü ve en güçlü misyoner örgütü olan American Board of Commissioners for Foreign Missions'ın dışişleri sorumlusu James Barton'ın açıklaması oldukça açıktır. Diyor ki, misyonerlik ABD'nin Orta Doğu'da ekonomik ve kültürel bir hayat oluşturma çabasıdır. Osmanlı İmparatorluğu bu konuda aynı zamanda Asya'nın da anahtarıdır. Altı çizilecek bir başka olgu da ABD'nin misyonerler üzerinden Osmanlı Devleti üzerine de baskı kurmaya başlamasıdır. Ve bu baskı çerçevesinde de Osmanlı Devleti'ni sık sık, özellikle Abdülhamit döneminde savaş gemisi göndermekte tehdit ederek istediklerini yaptırabilmesidir. Bu sürecinde de yeni slaydı koyabiliriz. Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasının öyküsünü Lawrence Evans'ın The United States Policy and the Partition of Turkey 1914-1921 adlı çalışmasından izleyebiliriz. 1890'lı bu değil, bir sonraki slide olacak. Bu üçüncü, dördüncü slide olacak. Evet. Şimdi bu çalışmadan da bazı alıntılarla sürdüreceğiz. Bir dakika. Bende bir karışıklık oldu. Hay Allah. Sesim geliyor mu? Uluç Bey, sesiniz geliyor şu an. Evet. Ha, bir karışıklık oldu da. Bir dakika. Kitabın bir iki notu vardı. Onu bulmam lazım. Bu arada ben de dinleyicilerimize yeniden hatırlatayım. Sorularını ve kısa yorumlarını chat kısmına yazabilirler. Evet. Sunumumuzdan sonra bunları da okuyacağım. Evet. Evet. Bu kitapta 1890'lı yıllarda Amerika'nın Orta Doğu, Türkiye üzerinden Orta Doğu projesi dünyanın geri kalmış milletlerini Protestan Anglo-Saksan üstünlüğüyle kurtarmak sloganıyla sahiplendiği vurgulanıyor. Bu cümleyi tam okuyayım diye ararken
kaybolmuştu. Evet, 21. yüzyılda girildiğinde de birkaç kere söyledim daha önce, Osmanlı İmparatorluğu topraklarının Avrupalı devletler tarafından paylaşılması şeklindeki gizli planlarına, işte o Sykes-Picot anlaşması filan, ABD'nin kendisini dahil ettiği bir bu proje siyasi içerik kazanmıştır. ABD petrol konusunda endişelidir. 20. yüzyıla girildiğinde, Birinci Dünya Savaşı başlarken. Ülkedeki rezervlerin o tarih itibariyle 20 yıldan önce tükeneceği hesaplanmaktadır. Dolayısıyla Orta Doğu petrolüne ihtiyaç vardır. Ancak kendisi İngiliz ve Fransızların paylaştığı Orta Doğu'da doğrudan bir yer edinememektedir. Buna imkan görmemektedir. İngiltere ve Fransa ayrıca San Remo anlaşmasıyla da bölge petrolünde deyim yerindeyse el koymuşlardır. Ama bunu yaparlarken de Amerikan petrol şirketleri tarafından talep edilen mevcut hakları da ABD hükümeti tarafından talep edilen açık politika ilkesi kapsamında talep edilen, Çin'de başlamış olan hakları da gözetmemişlerdir. Bu nedenle ABD İngiltere ve Fransa'yı baskı altına almayı planlamıştır. En etkili baskının da Doğu Anadolu'da kurulacak Ermeni devleti üzerinden gerçekleşebileceğini kayda geçirmiştir. Bu nedenle Doğu Anadolu'da 6 vilayeti de kapsayan, Trabzon'da Karadeniz'e liman açılıp bulunan Ermenistan üzerinde mandasının planlamalarını yapmıştır. Bu mandayı Büyük Ermenistan'a dönüştürmek umuduyla da Çarlık Rusyası yıkılınca Bolşevik devrimiyle 1917, 1919 yılında kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanımıştır. Ve bu süreçte Ermenistan Cumhuriyeti'ne de o günün parasıyla, büyük bir para tabii, 12 milyon dolarlık kredi desteği sağlamıştır. Son gazete küpürünü koyabilir miyiz? Ayrıca Türkiye'ye Ahmet Rüstem Büyükelçinin belirttiği gibi savaş gemisi göndermek, asker göndermek konusunda, bu konuda dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson Kongre'ye teklifte bulunmuştur. Bu asker gönderme teklifi Kongre'nin Dışişleri Komisyonu'nda reddedilmiş. Bunun yerine gönüllü toplamak konusunda bir kolaylık getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yasalar yabancı bir ülkedeki savaş için gönüllü toplamayı, asker toplamayı yasaklamaktadır. Ama bir Wilson'ın asker gönderme talebinin reddini dengelemek üzere bu konuda Ermeniler için bir istisna yapılmış ve bu istisna çerçevesinde İngiltere ve Fransa ile de uzlaşılarak Amerika'da veya başka yerlerden talep olursa gönüllülerin Türkiye'ye ulaştırılması için deniz seyri seferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri yetkilenmiştir. Ancak Rusya savaştan çekilince doğuda Kafkas cephesinde Kazım Karabekir'in kol ordusu Ermenilere karşı başarılı olmuştur. Ermenilerle ABD'nin manda hayalini kurduğu vilayetlerin Türkiye sınırları içinde kalacağına ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır. Ötesinde Eylül 1920'de Kızıl Ordu Erivan'ı işgal etmiş, 1921'de de dağlık bölgelere çekilen Ermeni Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmıştır. Şimdi burada üzerinde durmak istediğim ve kupürde gördüğünüz 1984 yılında benim Ankara Ajansı'nda çalışırken yaptığım bir haber devamını da getirtmiştik. İlginç bir olay Hürriyet Gazetesi'nde yayınlandı 1984 yılında. Amerika Birleşik Devletleri'nin o Ermenistan Devleti
tüzel kişiliğini kaybetmiş olmasına rağmen o devlete vermiş olduğu 12 milyon dolarlık krediyi hazine kayıtlarından silmedi. Ve üzerine her yıl faiz tahakkuk ettirerek kayıtlarında tuttuğu bütçede. Bunu haberleştirmiştik ve bunu bir yani Amerika'nın yardım ayıbı filan da diye de sonraki başka haberlerde yansıtmıştık. Bu belge, bu konudaki bilgiye, belgeye her yıl faiz yüklendiğine World Almanak'tan erişmiştik. Ancak World Almanak 1984 yılında biz bu haberi yaptıktan sonra bugüne kadarki sayılarında bu tabloya artık yer vermemeye başladı. Yani Amerikalılar hazine kayıtlarından çıkartmadı ama görülmesini engelleme yoluna gittiler. O 12 milyon dolarlık faiz krediye, faiz tahakkukuyla 1980'li yıllara kadar ettirilen faiz oranları üstünde yapılan bir hesaplamayla bugün itibariyle Amerika'nın o hayali Ermenistan'dan alacağının bütçe kayıtlarında 70 milyon doların üzerinde bir kayıt olarak durduğunu söyleyebilirim. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Amerika Birleşik Devletleri o tarihte bizim Amerikan büyükelçiliklerine sorduğumuz sorulara da tatminkar bir cevap vermedi. Tüzel kişiliğini kaybeden bir yerin yerden olan alacağınızı hala kayıtta neden tutuyorsunuz? Böyle bir zorunluluk, muhasebe zorunluluğum var. Yani niçin bu duruyor diye o ortaya koymuştum. Ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin işte o manda hayalde dediğim gibi reddedilmişti. Bu süreç içinde Amerika Birleşik Devletleri bir dönem Fransızların Klikya'da Adana ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri ama ömrü çok kısa olan bir Ermeni devleti denemesine de ilgi gösterdiklerini izleyebiliyoruz. Son bir girişimleri de Lozan'dadır. Lozan'da Amerika Birleşik Devletleri taraf olmadığı için gözlemci olarak vardır. En ağırlıklı çalışmasını da Azınlıklar Alt Komisyonu'nda yürütmüştür. Azınlıklar Alt Komisyonu'na bu Manda hayali, Kafkaslardaki Ermenistan hayali fiilen ortadan kalkınca o tarihler itibariyle Klikya'da yani Konya Ovası'nın eteklerinden başlayan Fırat'ın doğusuna kadar uzanan Maraş, Antep ve Urfa'yı da içine alan bir Ermeni yurdu kurulmasını öngörmüştür. Tabii bu öngörüsüne yani Lozan'ın tarafı olan ülkelerden de isteği söz dışında bazı sözlü destekler dışında fiili destek bulamamıştır. Türkiye'nin de bileğini bükülmesini sağlayamamıştır. Şimdi bunlar tarihte mi kaldı? Benim kanım Amerika Birleşik Devletleri'nin hala bu emperyal projeyi bir anlamda Damokles'in kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde saklı tuttuğu yolundadır. Bu konuda tartışmaya açık hiç kuşkusuz ama üç göstergem var. Birisi daha önce söylediğim gibi bu Ermenistan Devleti'ne Birinci Dünya Savaşı yılındaki vermiş olduğu krediyi bütçe kayıtlarından, hazine belgelerinden silmemesi ve her yıl ısrarla faiz tahakkuk ettirerek devam ettirmesi. Yani işte mücevher borç filan gibi bizim muhasebe kayıtlarında yanlış da söylemiş olabilirim. Dondurmuyor filan da. Her yıl faiz tahakkuk ettiriyor. İkincisi, daha önceki buluşmalarımızda da sık sık vurguladığım Samuel Huntington'ın The Clash of Civilizations adlı kitabının 1996
yılında yayınlanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarafından ateşlenen, fitili yakılan Ermeni soykırımını parlamentolarda tanıma kararları sürecidir. Bugün itibariyle 33 devlet tarafından 59 karar alınmıştır. Bu kararların sadece 7 tanesi 1915 yılından 1996 yılına kadar alınmıştır. Hem de Ermenilerin, burada hepsini saygıyla, rahmetle analım, katlettikleri onlarca diplomatımızınla yaratmak istedikleri havaya rağmen bu sayı ikisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından olmak üzere hepsi 7'dir. Birer tanesi de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi tarafındandır. Geri kalan 52 karar Samuel Huntington'ın bu kitabı yayınlandıktan sonra çıkmıştır. Önemi ne olacak? yani neden o kitap? Huntington biliyorsunuz işte komünizm öldü, artık düşman Rusya dağıldı, Sovyetler Birliği çöktü, Sovyet sistemi çöktü. Komünizm artık düşman değil, yeni düşman İslam'dır deyip din temelli bir yeni dünya düzeni kurgusu yaptı ve düşmanın İslam olduğu konusunda da verdiği güncel o tarihteki eski Yugoslavya'da yaşananlar dışında Türk-Ermeni ve Türk-Yunan çatışmasını ön plana çıkardı. Ve hemen hemen bütün halkı Müslüman ülkelerin sınırları cetvelle çizilmişken İslam'ın sınırları kanlı diyerek, bilerek veya bilmeyerek Türkiye'ye ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na bir atıf yapmış oldu. Üçüncü göstergemde ve bu işte Türk-Ermeni çatışması vurgulanır vurgulanmaz da birdenbire Amerika'da Ermeni soykırımını tanımak üzere 1996 yılında bir karar alındı. Ardından herkesin aklına yeni gelmiş, yeni bir keşif gibi bu kararlar birbiri ardına İngiltere hariç alınmaya başlandı. Üçüncüsü Biden'ın 24 Nisan 2021 konuşması. Biden bu konuşmasıyla ilgili hukuki sonuçları olmayacak demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Saraydan öyle haberler yansıyor. Ancak yasa çıkar ve Biden bunu onaylarsa Amerikan yargısında toprak ve tazminat talepleri gündeme gelecek. Amerika mahkemelerinin bugüne kadar bu talepleri reddeden kararlarında temel bir vurgu bu Ermeni soykırımının, Ermeni iddialarının Amerikan dış politikası tarafı olmadığı yolundaydı. Yani bu bir değişiklik hiç kuşkusuz yaratabilecek. Biden böyle bir hukuki sonucu işte ben öngörmemiştim falan diye geçiştirim bilmiyorum. Ama ABD mahkemeleri önünde böyle bir süreç başlarsa özellikle de kongrede geçen dönem Trump'ın onaylamadığı biçimde bir karar imzalanıp yasaya dönüşürse elimizdeki tek koz zaman aşımı olacak. Bu konuda da kararlar var. İkincisi, ben bilemiyorum fazla mı büyütüyorum ama Biden'ın Konstantinopol vurgusunu da işte olay Osmanlı'ya ait, size ait değil Cumhuriyet'e falan gibi bir iyi niyet göstergesi olarak görmüyorum. Çünkü Konstantinopol İstanbul'un Osmanlı dönemindeki adı değildir. Ad Konstantinia'dır. O da sadece diplomatik yazılarda ve mahkeme kayıtlarında. Hükümetin adı Babali'dir. Örneğin güvenlik amirinin adı İstanbul Efendisi'dir. Konstantinopol adı İngiliz işgali sırasında onları alkışlayan azınlıklar tarafından, özellikle Rum azınlıklar tarafından gündeme getirilmiştir. Bu da acaba işte Huntington'a atıf yaparak Yunanistan'a göz kırpmakla diyor düşünüyorum. Gerçekten Biden, benim yaklaşımım, Profesör McCarthy'nin
kitabının kapağında da vurguladığı biçimiyle bir enduring prejudice yansıtmıştır. Bu önyargının, kalıcı bir önyargının Türkiye'ye dönük yansımaları, Türk ulusuna yüklediği soykırım yükü, ABD ile ilişkilerin yumuşatılması uğruna görmezden gelecek sembolik bir jest malzemesi değildir, olmamalıdır. Din temelli bir ırkçılıktır. Türkiye'nin görevi, bizim ödevimiz bunu tarihin çöp sepetine atılmasını sağlamaktır. Bu ayrıca Türklerin toprak bütünlüğü üzerinde de bir sık sık bahsediyoruz beka meselesi falan diye. Bir beka meselesi öylesine bir fiili tehdit olmasa bile Damokles'in kılıcı gibi ortaya konulan bir Damokles'in kılıcı oyundur. Bu oyunda mutlaka bozulmalıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Gürkan'a biz teşekkür ediyoruz. Detaylı sunumu için hem meselenin tarihi boyutunu bize aktardılar, hem de güncel siyasi konulara değindiler. Çok teşekkür ederiz. Ben bu aşamada sözü ALEV Başkanı Sayın Emekli Büyükelçi Alev Kılıç'a vermek istiyorum. Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. En son sözü Sayın Alev Kılıç'a veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Turgut. Efendim çok yararlı, gerçekten hem öğretici hem de ne yapılması gerektiğini belirleyici bir konuşma dinledik. Konuşmayı yapan Sayın Uluç Gürkan bu konuda uzun yıllar çalışmış. Hem uluslararası kuruluşlarda hem Türkiye'de bu konunun çeşitli yönlerini çok yakından izlemiş, deneyim sahibi ve bu konuda Türkiye'de söz sahibi bir konuşmacı. Amerika ile ilgili verdiği bilgiler, Amerika'nın Ermenistan'a yönelik ilgisi çok aydınlatıcı. Yani bugün, bugüne yansımaları itibariyle ne Biden'ın ifadeleri, ne Kongre'de geçtiğimiz Ekim ve Aralık aylarında neredeyse oy birliğiyle alınan kararların güncel, sürpriz olmadığı, köklerinin çok daha başka yerlerde bulunduğunu bize en açık şekilde anlatan bir sunum oldu. Bizim dolayısıyla bazı konularda tarihi geçmişi, tarihi hesapları bilinci içinde hareket etmemiz ve ona karşı bir tutum, yani fevri bir infial göstermek yerine bilinçli bir tepki göstermemiz gerektiğini vurgulayan, işaret eden bir sunum oldu. Bunun belki devamını da Sayın Uluç Gürkan'dan ikinci bir toplantı olarak ileride isteyebiliriz. Şöyle ki, tarihten günümüze de gelen yönlerini Sayın Gürkan çok yakından bilir. Örneğin bugün Ermeni propagandasının hem finansal olarak hem kamuoyuna yansıması bakımından en güçlü olduğu yer gene Amerika'dır. Oradaki Ermeni Devrimci Federasyonu ki 1870'lerdeki taşnakların bugünkü işte hareket alanıdır Amerika Birleşik Devletleri. Bu yönleriyle de günümüzde bu Ermeni propagandasının taşnak yönüyle Amerika'da canlanmasını konu alan bir çalışma, bir konuşma da çok yararlı olacaktır. Hatta belki bunu biraz daha ileri götürüp, ki bu hepimiz için belki üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Bugünkü Ermeni propagandasının yeniden canlanması neden 1960'larda olmuştur? Yani 1960'lara kadar bu konu tek tük
Ermeni düşünürün ifadesi dışında hiçbir canlılık, hiçbir yankı bulmamıştır. 1960'lardan sonra ne olmuştur da bu birdenbire tekrar gündeme oturmuştur? Yani kısaca özetlemek gerekirse bu Ermeni propagandası aynen Birinci Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi 1960'lardan sonra da Soğuk Savaş'ın bir ürünü olmuştur. Bu yönleriyle de incelenmesi çok yararlı olacaktır. Ve Sayın Uluç Gürkan'a verdiği bilgiler, yaptığı sunum, çok kıymetli sunum için tekrar teşekkür ediyorum. Ama kendisini bırakmayacağız. Yeni konularda biraz daha bu konuyu güncelleştirmek, günümüze getirecek çalışmalar içinde hem teşvik edeceğiz hem de takipçi olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, kıymetli arkadaşım, sevgili Uluç Gürkan. Ben asıl size bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlginizin, kurumsal ilginizin bu konuya Türkiye'nin aydınlanması yolunda ışık olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Böylelikle ABD ve Ermenistan başlıklı webinarımızın sonuna geldik. Konuşmacımız, konuğumuz gazeteci, siyasetçi, milletvekili ve yazar Sayın Uluç Gürkan'dı. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve AVİM'in faaliyetlerini, web sitesini, bültenini, dergilerini takip etmelerini hatırlatarak oturumu kapatmak istiyorum. Herkese iyi günler.